Düşmanlarımız onun geldiğini görmeyecek bile. Kendilerini neyin vurduğunu bilemeyecekler. Başka bir ulusun üretebileceği uçak asla ama asla bizim yaptığımız uçağın seviyesinde olamayacak. Daha önce kimsenin görmediği bir güce ve manevra kabiliyetine sahip oluyoruz. 6. nesil uçağımız hayırlı olsun. Ki aslında biz bu uçağın prototipini 5 yıldır gizlice uçuruyorduk. Amerikan Başkanı Trump'a ait olan bu sözler, Oval Office'te yankılanıp dünyaya yayılalı henüz birkaç gün oldu. Şimdi herkes, Amerika'nın F-47 ismini verdiği yeni uçağının özelliklerini ve nasıl bir çağ başlatacağını merak ediyor. Çünkü gerçekten de Başkan Trump'ın dediği gibi başka kimsenin yanına bile yaklaşamayacağı bir uçaksa, önümüzdeki 20 yıl ve sonrasında çok farklı küresel senaryolar görmemiz mümkün. Şimdilik sis perdesinin ardına saklı bir dağı andıran F-47'ye yakından bakmaya çalışacağımız videomuz başlıyor. Dünyanın genel itibarıyla 5. nesil savaş uçaklarını konuştuğu bir dönemdeyiz. Türkiye, kendi imkanlarıyla Milli Muharip Uçak Kaan projesine odaklanmış, Amerika tarafı F-22 Raptor ve F-35'i hayata geçirmiş. Ancak F-35 ile ilgili sorunlar bir türlü bitmemiş. Rusya, Su-57'yi gökyüzüyle buluşturmuş. Ama Ukrayna Savaşı başta olmak üzere kimi sorunlar nedeniyle istenilen noktaya bir türlü gelememiş. Çin ise J-20 uçağıyla bu lige yükselmiş ancak motor konusunda aradığını tam olarak bulamamış. Anlayacağınız 5. nesil uçaklar için çarşı hala karışık. İşte böyle bir ortamda Amerika çok kritik bir ihalenin tamamlandığını duyurdu. Yeni nesil hava üstünlüğü ismi verilen proje için birbiriyle savaşan iki markadan biri ipi göğüsledi. Boeing, milyarlarca dolarlık bu yeni savaş uçağını üretme hakkını kazandı. Oval Office'te düzenlenen etkinlikte Amerikan Başkanı Trump, bu yeni uçağın bugüne kadar kimsenin görmediği seviyede olduğunu iddia etti. Buna göre söz konusu uçak öyle bir motor gücüne, öyle bir manevra kabiliyetine sahipti ki başka bir ülkenin bu seviyelere gelmesi Trump'a göre çok uzun süre imkansızdı. Düşmanları onu göremeyecekti. Hatta kendilerini neyin vurduğunu dahi anlayamayacaklardı. Amerika bu sözlerle dünya havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtığını ilan etmekle kalmıyor, rakiplerine de sizden çok öndeyiz mesajı veriyordu. İhaleyi Boeing kazandı dedik ama buradan başlamak yerine filmi biraz geriye saralım. Amerika'nın yeni savaş uçakları için nasıl bir yol haritası izlediği kısmından yola çıkalım. Havacılık terminolojisinde X harfi deneysel anlamına geliyor. Matematikte kullandığımız X ise bilinmeyeni niteliyor. Eğer bir uçak projesinin isminde X görüyorsanız zihnimizde canlanması gereken tek şey var. Bu uçak henüz deneysel aşamada ve bir o kadar da gizli. Amerika yönetimi eğer yeni bir savaş uçağı almak istiyorsa önce çok ciddi bir hazırlık süreci geçiriyor. İstekler net bir şekilde ortaya konuyor. Muhtemel risklerden de bahsediliyor. Genel çerçeve çizildikten sonra büyük imalatçılardan test edilmek için birer uçak imal etmeleri isteniyor. Ki genelde öyle ince eleyip sık dokunuyor ki sona zaten en büyük iki firma kalıyor. Genellikle ilk uçaklarda maliyetin bir kısmını Amerikan devleti hazineden karşılıyor. Sonra sona kalan firmalar hummalı bir üretim sürecine başlıyor. Bu döneme X uçakların savaşı ismi veriliyor. Kazanan firma tabiri caizse büyük ödülün sahibi oluyor. Çünkü Amerika gibi büyük bir ülkeye savaş uçağı üretmek yüzlerce milyar dolar kazanç anlamına geliyor. Ki dünyanın dört bir yanına ihraç edebilme potansiyelini de göz önüne aldığınızda yarışı kazanan firma en az 30 yıllık geleceğini garanti altına alıyor. İlgili şirketler birer adet prototip ürettikten sonra sıra hava testlerine geliyor. Bu süreçte son derece zorlu uçuş testleri yapılıyor. Ancak bu uçakların uçuşları büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleşiyor. Yine de hiç bilgi sızmıyor demek doğru olmaz. Çünkü bazen 51. bölge civarında tesadüfen görülen hava araçları bir şekilde önce sosyal medyaya, sonra ana akıma düşüyor. Amerika'nın 6. nesil savaş uçağı içinde sona iki firma kaldı. Lockheed Martin ve Boeing. Kazananın Boeing olduğundan bahsetmiştik. Ancak az önce de söylediğimiz gibi Amerika geçmişte de kazananı hep benzer şekilde belirledi. Son büyük savaş 90'larda yaşandı. O dönem YF-22 ve YF-23 kodatlı uçaklar için son ikiye kalan firmalar büyük bir rekabete girişti. Masada o yıllarda 5. nesil savaş uçağı projesi vardı. Bir tarafta Northrop, diğer yanda yine Lockheed Martin bulunuyordu. Lockheed Martin, Boeing ve General Electric ile anlaşmış ve günün sonunda YF-22'yi geliştirmişti. Northrop ise McDonnell Douglas'la güçlerini birleştirmişti. İkili ortaya YF-23'ü koymuştu.
İki tasarım da Savunma Bakanlığı'nın istediği kriterleri karşılıyordu. YF-23'ün radarda görünürlüğü daha azdı. Ayrıca rakibinden daha hızlıydı. YF-22 saydığımız konularda belki YF-23'ün gerisindeydi ama manevra kabiliyeti YF-23'ün çok üzerindeydi. Amerika'da karar vericiler, yüksek hız artı radarda az görünmek mi, yoksa en kritik anlarda çok keskin manevralar yapabilmek mi sorusunu uzunca tartıştı. Çoğunluk manevra kabiliyeti dedi ve böylece Lockheed Martin'in YF-22'si kazanan tarafta oldu. Kazanan elbette şanslıydı ancak bu öylesine büyük bir pastaydı ki kaybedenin hayatta kalma şansı neredeyse yoktu. Projeye çok ciddi yatırım yapan Northrop ve McDonnell Douglas bu mağlubiyetin ardından mali kriz yaşadı. Northrop, sektörün başka bir oyuncusu olan Grumman'la birleşti. McDonnell Douglas ise Boeing'in çatısı altına girmek zorunda kaldı ve isim hakkını yitirdi. Bu durumun yıllar sonra sahaya nasıl yansımaları olduğuna birazdan geleceğiz. Şimdilik küçük bir virgül koyalım ve Amerika'nın herkesin detaylarını merak ettiği yeni uçak projesine dönelim. Projenin yeni nesil hava üstünlüğü adını taşıdığını söylemiştik. En önemli yeniliklerden biri yeni tasarlanacak uçağın itki sistemleriyle ilgili. 6. nesil uçaklarda adaptif döngülü jet motorlar kullanılması düşünülüyor. Çok fazla teknik detaya girmeden bu motor türünden kısaca bahsedelim. Adaptif motorlar yeri geldiğinde oldukça verimli şekilde uçabilecek şekilde tasarlandı. Aslında hava savaşlarında kinetik enerji sizin de bildiğiniz üzere hayati önemde. Dolayısıyla çok yüksek hızlara ulaşmak en önemli hedeflerden biri. Ancak yüksek güç ve performans kimi zaman verimlilikten fedakarlık etmenizi gerektiriyor. Bu da başka alanlarda elinizi zayıflatıyor. Amerika bu yeni uçakta hem yüksek güç, hem ani performans patlaması, hem de verimlilik istiyor. Yani uçak son derece güçlü motorlara sahip olacak. Pilot istediğinde anlık çok hızlı tepkiler verebilecek. Tüm bunları yaparken de uçağın yüksek soğutma ihtiyacı duyan tüm parçaları için de yeterli güç sağlanabilecek. Böyle anlatınca o kadar da büyük yenilik değilmiş diye düşünen takipçilerimiz olabilir. Ama yanılıyorlar. Çünkü bugünlerde öve öve bitiremediğimiz 5. nesil uçaklar genelde en yüksek hız ya da maksimum verime göre tasarlanıyor. Adaptif motorsa bu iki büyük gücü tek bünyede topluyor. Ayrıca ses hızının iki katına çıkabiliyor ki 5. nesil uçaklar böylesine yüksek hızlara kesinlikle ulaşamıyor. 6. nesil uçaklarla 5. nesil uçakların şimdilik bilinen en büyük farkı motorları olacak gibi duruyor. Ancak elbette tek değişim burada değil. Teknoloji hızla ve son derece güçlü bir şekilde ilerliyor. Doğal olarak 6. nesil uçakların çok daha güçlü radarlar ve son teknoloji sensörlerle donatılması bekleniyor. Burada yapay zeka ve otomasyon teknolojileri de ayrı bir parantezi hak ediyor. Çünkü bu iki alanda da gelişim son derece hızlı. Haliyle 6. nesil bir savaş uçağına eklenecek yapay zekanın önceki nesillere göre çok daha gelişmiş olacağına inanılıyor. Ancak burada bir hususu kesinlikle unutmamak gerekiyor. 6. nesil savaş uçakları için en önemli beklenti tek başına tüm dünyayı karşısına alıp savaşması değil. Bu yeni neslin alameti farikası insansız sistemlerle bir bütün halinde hareket edebilmesi. Ortada 6. nesil bir savaş uçağı olacak ki içerisinde pilot var. Çevresinde ise tamamen insansız hava araçları ona eşlik edecek. İnsansız araçlar elde ettiği tüm kritik bilgileri pilotun ekranına gönderecek. Pilotsa hedefe en uygun seçeneğin hangisi olduğuna karar verecek. Belki bir füzenin insansız sistemden ateşlenmesini isteyecek. Belki insansız uçaklardan birinin vereceği koordinata kamikaze dalış yapmasını emredecek. Seçenekleri çoğaltmak mümkün. Ancak günün sonunda asıl amaç 6. nesil uçağı yani pilotu sağ salim evine döndürebilmek olacak. Söz konusu Türkiye olunca bazen ana konudan ayrılıp bir iki cümle söylemeden geçemiyoruz. Az önce bahsettiğimiz ortada insanlı bir uçak ve çevresindeki çok gelişmiş insansız platformlar senaryosunu Ankara'da uzun zamandır çalışıyor. Kaan'ın yanına Kızıl Elma, Akıncı ve Anka 3 gibi platformlar eklenmesi için yoğun bir takvim işletiliyor. Bu detayı da zihnimizin bir köşesinde tutalım ve Trump'ın öve öve bitiremediği Amerika'nın 6. nesil uçağına yeniden dönelim. Oval Office'te yapılan toplantıda açıklanan tek kritik bilgi kazananın Boeing olduğu değildi. Amerikan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı, proje kapsamında geliştirilen iki prototipin aslında 5 yıldır uçtuğunu söyledi. Ki bu gerçekten de şok edici bir bilgiydi. Çünkü dünyanın dört bir yanının an be an farklı ülkelerin uydularınca gözlendiği bir ortamda Amerika'nın bunu nasıl saklayabildiği sorusu da gündem oldu.
Daha sonra açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Amerika'nın elindeki 2 adet 6. nesil uçaktan biri 2019'da ilk uçuşunu yapmıştı. Diğer uçak da 2022'de gökyüzüyle buluşmuştu. 2014'te ilk imzaların atıldığını düşünürsek Amerika'nın pek de kötü bir sınav vermediğini söyleyebiliriz. Meraklısına küçük bir not. 2024 yılının son günlerinde haber ajanslarına bir son dakika bilgisi düştü. Çin'de görüntülenen bir uçak kısa bir turun ardından kalktığı alana iniş yapmıştı. Bu uçak daha önce görülmemiş, duyulmamıştı. Kısa bir şaşkınlığın ardından söz konusu platformun Çin'in 6. nesil savaş uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı. İddiaya göre bu uçak da son derece gizli ve özel teknolojilerle donatılmıştı. Ancak tahmin edildiği üzere detaylar kesinlikle öğrenilemedi. Tam da bu noktada Amerika tarafının "zaten 5 yıldır uçuruyorduk" cümlesinin Çin'e bir mesaj olduğu ve "biz sizden daha önce başardık" anlamına geldiği yorumları yapıldı. Boeing ihaleyi kazandı. Evet, ama bu gerçekten de kolay olmadı. Her şeyden önce şirket zaten uzun zamandır çok ciddi zorluklar yaşıyordu. Sivil uçak tarafında işler istenildiği gibi gitmiyordu ve Amerikan medyası hükümet desteği olmazsa Boeing'in aslında iflas edebileceğine dair haberler yapıyordu. Hatırlanacağı üzere şirket bir dizi kazanın başrolünde anıldı ve bu da havacılık için parayla dahi satın alamayacağınız güvenilirlik ilkesini yerle bir etti. Hisse senetleri dibi gördü. İşçiler eylem yaptı ve bir yandan da kazalar nedeniyle açılan mahkemeler süreci bambaşka bir noktaya taşıdı. Tüm bunlara rağmen Boeing yeni nesil savaş uçağı projesinde büyük bir risk aldı ve yıllar sonra ilk defa beyaz kağıttan uçak tasarladı. Bu tabir her şeyiyle sıfırdan tasarlanan hava araçları için kullanılıyor. Boeing'in ortaya çıkardığı en son tasarım efsanevi F-15 savaş uçağının geliştirilmiş bir modeli olan EX'ti. F-15 ise McDonnell Douglas'ın bir tasarımıydı. Oval Ofis'te sadece imzalar atılmadı. Başkan Trump'ın arkasında F-47'nin görüldüğü, ancak tüm hatlarının net şekilde seçilemediği puslu bir görsel de yer aldı. Ancak fotoğrafa dikkatli bakıldığında elbette ilginç bazı noktalar göze çarpıyordu. Bunlardan biri de kanat detayıydı. Bilmeyenler için kanat nedir basitçe anlatalım. Kanatlar uçak gövdesinin iki yanında yer alan küçük ön kanatçıklardır. Onlar sayesinde uçağın manevra kabiliyeti artar. Manevra kabiliyetini artıran bu parçalar aslında uçağın ön kesit alanını büyütüyor. Yani radarda görünürlük meselesinden bir miktar feragat ediliyor. Boeing'in burada manevra kabiliyetini öncelediği anlaşılıyor. Ama uçağın bütününe bakıldığında çok ilginç hatları olduğu göze çarpıyor. Bu da her açıdan mümkün olan en düşük görünürlüğün hedeflendiğine işaret ediyor. F-47'de burun kısmının da alışılmışın dışında bir genişliğe sahip olduğunu söylemek mümkün. Elbette bu da boşuna değil. Belli ki F-47 son derece güçlü, gelişmiş ve büyük bir radara sahip olacak. Ancak bu detayların netliği belirsiz. Amerika belki kasıtlı olarak fotoğrafta oynama yapmış olabilir. Ya da süreç içerisinde bu noktalarda değişimler yaşanabilir. Biz şimdilik elimizdeki çok kısıtlı veriler üzerine bazı muhtemel beklentilere işaret ediyoruz. Boeing için bu proje tam anlamıyla bir varoluş meselesi. Şimdilik F-47 için 8 milyar dolara yakın para harcadılar. Neredeyse 100 bin metrekareden büyük yeni bir üretim tesisi inşa ediyorlar. Buraya da 2 milyar dolar ayırdılar. Ayrıca devam ettikleri KC-46 tanker uçağı, T-7 eğitim uçağı ve halk arasında Air Force One olarak bilinen başkanlık özel uçağı projelerinde ciddi sorunlar var. Boeing bu projelere sabit fiyattan imza attı. Uzmanlara göre sabit fiyat garantisi şirkete 10 milyar dolardan fazla para kaybettirdi. Gördüğünüz üzere Boeing için F-47 aslında 6. nesil savaş uçağı projesinin çok ötesinde anlamlar taşıyor. En ufak bir yanlışta havacılık tarihinin efsane şirketi tarihin tozlu sayfalarına karışabilir. Konu hazır paradan açılmışken bir detay daha aktaralım. Şimdilik F-47'nin birim maliyetini bir avuç üst düzey isim dışında kimse bilmiyor. Oval Ofis'teki tanıtım toplantısında bu konuda bir açıklama yapılmayacağının altı net şekilde çizildi. Amerika tarafının bu konuda sütten ağzının yandığını söylemek yanlış olmaz. Daha önce hem F-22 hem de F-35 projelerinde çok ciddi hatalar yaptılar ve süreci kötü yönettiler. Günün sonunda F-22'nin geliştirme maliyeti o denli yükseğe çıktı ki tek bir uçak için 350 milyon dolar gibi devasa bir rakam telaffuz edildi.
Bu yüksek maliyetler üretim sayısını doğrudan vurdu. 400 adet üretilecek diye çıkılan yolda günün sonunda 195 rakamına zar zor ulaşıldı. Amerikan savunma sanayini yakından takip eden uzmanlar, alınan dersler neticesinde F-47'nin her ne kadar daha üstün özelliklere sahip olsa da birim maliyetinin kendinden önceki iki uçaktan daha düşük olacağı görüşünde. Az önce de dediğimiz gibi F-47'nin gerçek maliyetine dair resmi açıklama henüz yok. Ancak Amerikan medyasının dehlizlerinde tek bir F-47'nin yaklaşık 300 milyon dolarlık bir etikete sahip olacağını yazıp çizenler oldu. Bekleyip göreceğiz. 6. nesil savaş uçağında Amerika'nın farklı bir isteği daha var. Bu platformların harbe hazırlık oranının çok yüksek olması bekleniyor. Eldeki 5. nesil uçaklarda bunu sağlayamadılar. Örneğin F-35'lerde radar ışınlarını absorbe edici materyal olarak bildiğimiz RAM kaplamalarının her uçuştan sonra elden geçirilmek zorunda olduğu öne sürülüyor. Bu da sürekli bakım, yedek parça, tesis ve nihayetinde iş gücü anlamına geliyor. İşte Amerika F-47 ile bu döngüyü de kırmak istiyor. F-47 bakım ve idame konusunda daha az insana ve daha az tesise ihtiyaç duyacak şekilde tasarlanıyor. Tabii bir uçağı anlatırken menzilinden bahsetmemek olmaz. Her koşula kolayca uyum sağlayabilecek bir uçak tasarlamak istediklerini belirten Amerikalı askerler, F-47'nin F-22'den daha uzun menzilli olacağını belirtiyor. Ancak net bir rakam ifade edilmiyor. F-22 Raptor'ın menzilinin 3000 kilometre olduğu açık kaynaklarda yazıyor. F-47'nin 3000 barajını geçmesi bekleniyor. Paylaşılan görüntülerden bazı çıkarımlar yapmaya devam edelim. Uçağın iniş takımlarında tek bir teker bulunuyor. Geleneksel olarak ağır uçaklar ve donanma uçakları ön iniş takımında çift tekerlek kullanıyor. Bu da akıllara uçağın F-22'den daha büyük olmayacağı düşüncesini getiriyor. Ancak bu konuda farklı bir spekülasyon da var. Bunlardan biri de F-47'nin modüler tasarımı sayesinde iki ayrı uçağa dönüşebileceği iddiası. Uçağın hem hafif hem de ağır avcı modeli olacağı öne sürülüyor. Başkan Trump, Oval Ofis'teki toplantıda F-47'nin kendi başkanlık dönemi içinde hizmete gireceğini açıkladı. Donald Trump'ın başkanlık dönemi 2029'da sona eriyor. Bu kadar yakın bir tarihte F-47'nin hizmete girmesi biraz zor görünüyor. Ancak ilk resmi uçuş için 2029 tarihi herkesin üzerinde hemfikir olduğu konulardan biri. Zaten uçak hazır. Neden o kadar beklensin ki diye düşünebilirsiniz. Ancak prototiplerle seri imalat aşamasında gelen uçaklar arasında önemli farklar bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Videomuzun sonuna doğru gelirken isim olarak neden F-47 seçildiğine de kısaca değinelim. Bildiğiniz üzere F, havacılıkta avcı uçağı manasına geliyor. Harften sonra gelen sayıyla ilgili net bir mantıktan bahsetmek mümkün değil. Amerikan medyası da Başkan Trump'a neden 47 diye sordu. Trump, 47 çok güzel bir sayı, F-47 de çok iyi bir uçak yanıtını verdi. Başkan söylemedi ama biz 47 ile ilgili başka bir ayrıntı paylaşalım. Trump, Amerika'nın 47. başkanı olarak o koltukta oturuyor. Bugün sizlere Amerika'nın yeni nesil savaş uçağı F-47'yi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Gerçekten de Amerika, Başkan Trump'ın ifade ettiği kadar başka hiçbir ülkenin yanına dahi yaklaşamayacağı teknolojide bir uçak mı yapıyor bilemiyoruz. Ama başta da söylediğimiz üzere, eğer bu iddia doğruysa önümüzdeki yıllarda küresel anlamda çok farklı senaryolar görebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Trump daha iyisi olamaz derken abarttı mı? Yoksa Çin'in 6. nesil uçağı Amerikalı rakibini geride bırakabilir mi? Eğer Çin Amerika'yı havada mağlup edebilecek bir uçak geliştirmişse dünyada neler değişir? Cevaplarınızı ve içeriğimizle ilgili yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Düşmanlarımız onun geldiğini görmeyecek bile. Kendilerini neyin vurduğunu bilemeyecekler. Başka bir ulusun üretebileceği uçak asla ama asla bizim yaptığımız uçağın seviyesinde olamayacak. Daha önce kimsenin görmediği bir güce ve manevra kabiliyetine sahip oluyoruz.